Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda münafıklarla alakalı El-Bakara suresinin 3. sayfasında 17. ve 18. ayetlerde anlatılan onların dünyasını tasvir eden iki ayete yer vereceğiz. Ben önce yine adetimiz üzere ayeti mealen arz etmeye çalışacağım. Ardından ayetteki bazı inceliklere dikkat çekeceğim. Cenab-ı Hak bu ayetlerde şöyle bildiriyor. Meseluhum kemeselillezi istavgada nara. O münafıkların hali şuna benzer. Bir kimse var, ateş yakmak istedi. Felemma edaet ma havlehu. Ve bu kimse çevresini aydınlattığında o ateş vasıtasıyla zeheballahu bi nurihim. Allah onların nurunu giderdi. Allah onların nurunu ellerinden aldı. وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتٍ Onları karanlıklar içinde bıraktı. لَا يُبْصِرُونَ Artık onlar bir şey görmezler. سُمْمُنْ بُقْمُنْ اُمْيُنْ Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Ve artık onlar dönemezler. Değerli izleyenlerim, burada bir temsille karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim hakikatleri anlatırken zaman zaman temsiller de getirir. Bu Kur'an-ı Kerim'in anlatma metotlarından biridir. Ve temsil hakikatleri anlatma noktasında vazgeçilmez bir unsurdur. Eğer bir hakikat temsillerle anlatılırsa zihinlerde daha kalıcı olur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in icaz, mucizelik yönlerinden birisi Kur'an-ı Kerim'deki temsillerdir. Ve bunda gerçekten çok dikkat çekici misaller olduğunu Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuduğumuzda görmekteyiz. Ben şunu örnek vereyim konuya bir giriş olması babında. Mesela Kur'an-ı Kerim kafirlerin amelleri boşa çıkmıştır. Bize bunu anlatıyor. Yani kafir dünyada bir takım gayretlerin peşinde ama ne kadar çalışsa, gayret de gösterse yaptığı amel boşa gidecektir. Bundan bir fayda göremeyecek. Aksine zarar görecektir. Bu bir mana. Kafirlerin amellerinin boşa çıkması bir mana. Peki temsille bu nasıl anlatılır? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Mesela Nur suresinde. Onların diyor amelleri çöldeki seraba benzer. Susamış olan kimse orada bir su var zanneder. Ama oraya gittiğinde hiçbir şey olmadığını görür. Orada su olmadığını o zaman anlar. Bu bir temsil. Yani kafirin ameli çöldeki serap gibidir. Susuz olan kimse bir şey var zannediyor ama oraya kadar gittiğinde bir şey olmadığını, boşa oraya kadar gittiğini görüyor. Bu bir temsil. Bu temsille kafirin amelinin boşa gittiği çok daha iyi anlaşılıyor. Başka bir surede yine bu anlatılırken İbrahim suresinde orada da şöyle bir temsille anlatılıyor. Onların diyor amelleri, kafirlerin amelleri fırtınalı bir havada savrulan küllere benzer. Yapmış oldukları amellerden hiçbir şeyi ellerinde tutamazlar. Hepsi savrulur gider. Ayet-i kerime adeta kelimelerle resim çiziyor. O da nedir? Fırtınalı bir hava var. Bir tarafta da diyelim küller var. O küller o fırtınalı havada ne kadar yerinde durabilir? Hayır, duramaz. Ağaçlar bile bazen duramıyor. Ağaçları kökünden söken fırtınalar oluyor. İşte ağaçların bile karşısında duramadığı dehşetli bir fırtına, o dehşetli fırtınada o hafif olan küller savrulur gidiyor. Ve insan bu ayeti okuduğunda sanki kafirlerin amellerinin savrulup gittiğini gözüyle görüyor. Ve ayet-i kerime kelimelerle adeta tablo çiziyor, resim çiziyor. O resimler içinde biz kafiri daha iyi görebiliyoruz. Burada da kafirler anlatılırken onların hali şuna benzer diye bir temsil veriliyor. Bu temsil ana hatlarıyla şöyle. İşte çölde giden bir grup var ve bunlar gece vakti karanlıkta yol alırlarken etrafı görmek istiyorlar. Diyelim yollarını kaybetmişler. Neredeyiz? Bilmek istiyorlar. O dehşetli karanlıktan kurtulmak istiyorlar. Ve bir ışık yakıyorlar. Ve ışığı yakan içlerinden bir kişi, etrafında da diğerleri var. Ve ışık yanar yanmaz birden semavi bir afet, diyelim bir kasırga, bir rüzgar geliyor.
onların ateşini söndürüyor. Ve bunun neticesinde o insanlar kör, sağır, dilsiz hale geliyorlar ve geriye de dönemiyorlar. Bunu hem temsile bakan yönü hem de münafıklara bakan yönüyle iki açıdan da değerlendirebiliriz. İşte hayalen çöle gidiyoruz. Çölde bir grup var ve o grup yol alıyorlar. Ama gecenin o dehşetli karanlığı, her taraf karanlık içinde, önlerini göremiyorlar. Yollarını kaybetmişler. Bu durumda çare nedir? Çare bir ışık yakmak ve o ışıkla etrafı aydınlatmak. Ve bunun için işte orada çalı çırpı bir şeyler bulup bir ateş yakmak istiyorlar. Ve işlerinden bir tanesi alevlendiriyor ve yakıyor. Bir ateş yakıyor. O ateşin aydınlığında etrafı bir derece görecekler. Ama ateşin yanmasıyla sönmesi bir oluyor. Ve diyelim bir rüzgar geliyor o anda. O rüzgar onların ateşini söndürüyor. Ve bunun üzerine bu kimseler o gecenin karanlığında dikilip kalıyorlar. Nereye gidecekler bilemiyorlar. Etraftan yardım dileyecekler. Etrafta kimse yok. Etrafı göremiyorlar. Bundan dolayı ayrıca yine bir ızdırap duyuyorlar. Ve bundan dolayı ayet onları anlatırken, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler ve bunun sonucu olarak da artık onlar dönemezler diyor. Sağırdırlar temsile bakan yönüyle düşünecek olursak, gecenin o karanlığında ve ıssızlığında hiçbir taraftan ses gelmiyor. Hiçbir taraftan ses gelmeyince bunların kulakları olmuş olmamış fark etmez. Bunlar sağırdırlar. Dilsizdirler, dilleri var. Feryat da ediyorlar, imdat diye bağırıyorlar ama bunları dinleyecek kimse yok. Bu durumda sanki bunlar dilsizdirler. Öte yandan gecenin karanlığı, gecenin karanlığında gözünüz olmuş, etrafa bakmışsınız, bir anlam ifade etmiyor. Etrafta bir ışık yok, kendi ışıkları da sönmüş bir durumda. Böyle olunca kördürler. Sağır, dilsiz, kör olunca bunların geriye dönmesi düşünülemez. Bu durumda da artık onlar dönemezler. Temsile bakan yönüyle böyle, münafıklara bakan yönüyle, işte münafıklar şu dünya hayatında bir yolculukta. Bütün insanlar gibi onlar da hayat yolunun yolcusu. Ve bizler şu dünya sahrasında yol alan kimseleriz. İşte dünya sahrasında yol alan bu kimselerin bir kısmı iman ediyor. İman edince alemi aydınlanmış oluyor. Çünkü iman hem nurdur hem de kuvvettir. İmanın nur olması o insanın iç alemini aydınlatır, o insanın dış dünyasını da aydınlatır. Alemi aydınlatır, ölümden sonraki hayatı aydınlatır. Ve imanı elde eden bir kimse nurlar içinde kalır ve aydınlık bir dünya hayatı yaşar. Ama kafir, münafık da buna dahildir. Çünkü münafık gerçekte kafirdir. Kafir olan bir kimse, münafık olan bir kimse alemi karanlıklarla dolu olarak görüyor. Ve iman ediyor. Ve bu iman, diyelim dilinde iman var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir. Ve Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bir kısım insanlar dilleriyle iman ettik demişlerdir. İşte bu bir ateşi yakmak gibi oluyor. Ve etrafı bir derece aydınlatmak gibi oluyor. İman nurundan bir derece istifade etmek oluyor. Ama bunlar imanın gereğini yerine getirmiyorlar. İman etmenin gerektirdiği şeyler var. Buna dikkat etmiyorlar. Böylece o ateşi koruyamamış oluyorlar. İman nurunu muhafaza edemiyorlar ve o iman nuru sönüyor. O iman nurunu sönmenin neticesinde artık bunlar sağırdırlar. Peygamber bile anlatsa peygamberin anlattığını duymuyorlar. Kördürler, gerçekleri görmüyorlar. Dilsizdirler, hak sözü, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid gibi söylemeleri gereken şeyleri söyleyemiyorlar. Dilleriyle söyleseler bile kalpleriyle tasdik edemiyorlar. Böyle olunca da bunlar manen dilsiz oluyor. Ve dönemezler, artık küfür kalplerinde iyice yerleştiğinde bunların dönme ümidi, hakka dönme ümidi de kalmıyor. İşte ayet-i kerime onları çölde bu şekilde yol alan bir insan grubu misaliyle anlatıyor. Bunların işlerinden biri ateş yakıyor. Diğerleri de beraberce aydınlanacaklar. Ama
ateşin yanmasıyla sönmesi bir oluyor. Böylece karanlıklar içinde kalıyorlar. Demek ki İslamiyet bir nur gibi, iman bir nur gibi. Onlar başlangıçta buna sahip olur gibi oluyorlar. Ama bunun gereğini yapamadıklarında bu şekilde iman nurundan mahrum kalıyorlar. Karanlıklar içerisinde ömürleri geçiyor. Ayet-i kerimede mesel ifadesi geçmesi, meseluhum, onların meseli, kemesel, şuna benzer. Burada benzer denilmesi, temsilde boğulup kalmamak. O noktada da bize bir ipucu veriyor. Yani onların hali şuna benzer demek suretiyle bunun bir temsil olduğuna dikkat çekiliyor. Hani bir mesele anlatılırken eğer bir örnekle anlatmışsak deriz ki temsilde hata olmasın. Söz gelimi falanca arslandır dediğimizde bununla çok cesur olduğunu kastederiz. Ama her yönden arslan gibi olması gerekmez. Mesela kıllarının, kuyruğunun olması da gerekmez. Yelelerinin olması gerekmez. Arslandır dediğimizde cesaret noktasının olması yeterlidir. İşte temsilde boğulup kalmamak, bu da önemli bir durum. Temsilin her noktası birebir hakikatle örtüşmeyebilir. Bunun sadece bir temsil olduğunu ve temsilin de bir dürbün görevi gördüğünü bilmek lazım. Ve bu temsiller vasıtasıyla insan yüksek hakikatlere erişir. Bu temsiller vasıtasıyla bunlar adeta bir dürbün görevi görür. Çok uzak hakikatler gözümüzün önüne gelebilir. Ve bir olay temsille anlatıldığında mücerret olan o mana sanki gözle görülür, müşahhas bir hale gelmiş olur. Hayal aynasında, hayal sinemasında adeta biz o olayı seyreder gibi oluruz. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de çok temsiller getirilmiştir. Bu temsillerle yüce hakikatler bizlere anlatılmıştır. Burada Allah onların nurunu giderdi derken onların nuru, yani diğerlerinin nuru yine duruyor. Yani iman edenlerin nuru duruyor ama onların nuru sönmüştür. İmana sahip çıkamamışlardır. İslam'a sahip çıkamamışlardır. Bunun neticesinde onların nuru sönmüştür. Bu dünyada da zaten sönüyor. Bu dünyada da ehli iman onların durumunu, manevi karanlık içinde olduğunu görüyor. Diğer aleme gidildiğinde bu çok daha muhteşem bir şekilde görülecek. Sırat üzerinde ehli iman nurani bir vaziyette görülürken önceden mümin gibi görülen bu kimseler karanlıkta kalacaklar. Ve o zaman bütün çıplaklığıyla mesele ortaya çıkacak ve onlar nursuz bir vaziyette kalacaklar. Nursuzların bulunduğu cehennem ateşine doğru gönderilecekler. Öte yandan Allah onları karanlıklar içinde bıraktı diyor ayet-i kerimede. وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ Allah onları karanlıklar içinde bıraktı. Zulümat daha çok kalbidir. İsraf cesetle alakalı bir durumdur. İşte Kur'an-ı Kerim'deki karanlıkları ifade eden ayetler daha çok kalple alakalı durumları anlatır. Mesela bir kalpte şüphenin olması bir karanlıktır. Bir kalpte kin, haset, kötü duyguların olması başka bir karanlıktır. Müslümanları galip görmekten gelen rahatsızlık başka bir karanlıktır. Bütün bunlar ard arda karanlıklar. Üst üste yığılmış karanlıklar. Kafirin dünyası karanlıklarla doludur. Ve burada karanlıklar müfret olarak tekil sıgayla değil, zulümat şeklinde çoğul olarak getirilmiştir. Yani kafir bir tek karanlık içinde değil, çok karanlıklar içindedir. Kalbi üst üste yığılmış karanlıklarla doludur. Malum karanlığında mertebeleri var. Diyelim akşamın hafif bir karanlığıyla gecenin o simsiyah karanlığı bir değildir. Nasıl ki ışıkta mertebeler var, onun gibi karanlıkta da mertebeler var. İşte kafir olanların karanlığı yoğun karanlıklardır. Kalplerinde, yüzlerinde hep böyle o karanlığı görmek mümkündür. Bu tarzda Kur'an-ı Kerim'de genelde zulümat çoğul getirilmiştir. Mesela ayette şöyle ifade ediliyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir, yar ve yardımcısıdır. Yuhricuhum minaz zulümati ilen nur. Allah onları zulümattan nura çıkarır. Yani karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Karanlıklar çok, aydınlık ise tek. Çünkü
Küfür ve dalalet yolları çoktur, çeşit çeşittir. Hak ise, doğru olan ise bir tanedir. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela Hamdi Yazır'ın verdiği misalle söylemek gerekirse, diyelim biz bir şeyi kaybettik. O bir yerdedir. Onun belli bir yeri vardır. Ama onun dışındaki bütün yerler onun olmadığı yerlerdir. Onun olmadığı yerler çoktur ama olduğu yer birdir. Başka bir örnek vereyim. 2 kere 2 4'tür diyoruz. 4 dışında hangi rakamı söylesek bunlar yanlış olan şıklardır. Yanlış olan cevaplardır. Dolayısıyla hakkın tek bir görünümü var ama batılın çok görünümleri var. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de gerek münafıkların gerek kafirlerin karanlıkları ifade edilirken onların iç içe karanlıklar içinde olduğu, çok karanlıklar içinde olduğu bu tarzda ifade edilmiştir. Ve Allah onları karanlıklar içinde bırakmıştır. Bunun neticesinde la yubsirun, onlar görmezler. Ve onlar sağırdırlar, yani duymazlar. Gerçekleri duymazlar. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'de ulaike yunadevne min mekanin ba'id buyuruluyor. Sanki onlar çok uzaktan çağrılıyorlar. Malum birisi bizi çok uzaktan çağırdığında onun sesi çok kuvvetli bile olsa biz ne dediğini pek anlamayız. Bu mekani uzaklık. Ama bir de birbirine çok yakın bile olsa eğer anlamak kulağıyla dinlemiyorsa, anlamak için dinlemiyorsa sanki çok uzaktan söyleniyor gibi bir durum olur. Ve velev peygamber de anlatsa peygamberin anlattığından bile istifade edemez. Vericide problemi yok. Peygamber en kuvvetli bir şekilde anlatıyor. En güzel bir şekilde anlatıyor. Ama alıcıda problem var. İşte eğer anlamamaya bir kimse azmetmişse, anlamamaya niyetlenmişse ve onu anlatamazsınız. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu noktada hatırlatmalar yapılıyor. Sen sağırlara bir şey duyuramazsın, körlere bir şey gösteremezsin. Demek ki kafir ve münafık manen sağırdır, manen kördür. Böyle olunca da bu gibi insanların duymaları, gerçeği söylemeleri, gerçeği görmeleri beklenemez. Ve bunun neticesinde artık onlar dönmezler. Çünkü küfürden dönmek, münafıklıktan dönmek için gerçekleri duymak, gerçekleri görmek, gerçekleri söylemek gerekiyor. Ama onlar bütün bu melekelerini manen kaybedince görmüyorlar, duymuyorlar, işitmiyorlar. Artık bu durumda olan bir kimsenin dalalet çöllerinden hidayete varması mümkün görülmemektedir. İşte Kur'an-ı Kerim münafıkların halini böyle bir misalle, böyle bir temsille anlattı ve gözle görülür bir tarzda onların dehşetli vaziyetine dikkat çekti. Cenab-ı Hak hepimizi münafıklığın bütün özelliklerinden muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.